programımızın linç bölümü var. Sana da Instagram'da orada burada olan güzel yorumları sana karşı okumak istiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Rahatım. Tamam, linç et Ferhat Göçer. Gelsin o zaman. Evet, iyi ki gelsin bakalım. Böyle bir fotoğraf paylaşmışsın evin yeni misafirleri diye. Abi çok paylaşım yapıyorsun bu ara. Bildirimlerini kapatacağım vallahi. Saat kaç olmuş ya? Çok paylaşım yaptığın ya için kızan biri. Paylaşımlarımla günde iki tane paylaşım yapıyorum. Günde iki. Bazen. Sabah akşam işte. Kahvaltıdan sonra mı ne bize? Bizim karına. Tok karına bir paylaşım. Yaptığım maksimumdan bahsediyorum. Maksimum, yani en fazla günde iki tane. Yoksa benim de haftayı bazen 15 gün hiçbir şey yapmıyorum ama yani yaptığım en fazla. Yani her gün günde iki tane i̇ki falan. İki tane öyle bir şey ya. Eyvah, bir tane yapmayınca falan kalkıp uyanıp unuttum. Hayır, falan. Yok. Gelsin sıradaki. Götür beni gittiğin yere demişsin abi. Geri mi yürüyorsun abi? Ayak izleri var önünde demiş. Evet doğru. Yemin ediyorum size geri yürüyüp aynı yolu tekrar yürüdüm zaten. Evet. Yakalanmış ama klip çekimde onu silmeleri lazım değil mi? Evet ya. Götür beni gittiğin yere. Evet, ben bunu yönetmenle bir görüşürüm. Evet, kimsenin kaçmamış. Gelsin sıradaki. Bu adam iyi değil arkadaşlar. Takibi bırakalım, biraz yalnız kalsın. Ya çok güzel. Çok güzel. Ya bu şey... böyle tam paylaşım. Hani bir tane paylaşmışsın, unutmuşsun. Kalkıp hemen bir post atmışsın. Bu, evet, onlardan bir tane. Evet, bileti yapmam lazım. Çabuk atayım. Bu hangi anın yani? Game of Thrones'la ilgili bir şey yapmıştım. Bir iletinin şeyi bu. Kalesiyle. Helal olsun. Evet. Ne güzel. Son bölümden bir önceki bölümde ondan sonra ben bir yerden de şeyi almışım. Son bölümden bir önceki bölümde kalesiyle öpüşüyorlar. Evet. Ondan sonra ben de hiç hayırlı bir iş yapmıyorsun diye Jon Snow'a şey yapıyorum orada. Hani göya kendimce ya falan. Ya, bir sonraki bölümde de evet haklı değilmiş bir falan diye başka bir ileti yapmışım orada. Hem bu Jon Snow'a bir gönderme yaptın. Bu Jon Snow'a şeyinde yani. Evet. Abi çok güzel, çok güzel. Hayır yani amacın onunla uğraşmam falan inanılmaz. Tabii güzel yani, geldi yani, bana. Ama izliyorum, seviyordum. Ben de bayılıyorum. Ama büyük fiyasko. Şey yapamadım ya, falan oldum. Bu muymuş olduk yani. Bu aslında bu bakış da Game of Thrones'un protesto gibi de duruyor. Yani hayal... böyle final mi olur? Hiç beklentimi karşılayamadığınız var. Özellikle şuradaki şu perçem mesela. Abi, o perçem, evet. Çok güzel. Doğru söylüyorsun. Gelsin sıradaki. Bulutlar gümüş, yapraklar bakır, yokluğunda kelimeler demir gibi demir. Abi ergenliğe mi giriyorsun? Bu nasıl fotoğraf? Ya şimdi kabul etmem lazım. Yani bazı şeylerin biraz komik ve ergen kaçıyor olabilir. Doğru söylüyorsa. Bunlar benim fikirlerim ve yardımcılarım da abi saçmalıyorsun abi yapma diye. O Game of Thrones'taki onlar, de senin. Bunlar mesela. Bu ne diyorsun? Işte, ben bir banka oturayım. Banka oturayım, benim yazdığım bunların hepsi işte benim yazdığım şarkı sözlerim ya da şiirlerimden küçük alıntılar. Benim çok hoşuma gitmişti o dönemden, yazayım altına böyle güzel şey yapayım falan. Ama ergen olduk işte. Ne? Ver bakalım sıradakini. Belki üstümüzden bir Ferhat göçer. Güzel. Bunun daha iyisi var. Hangisi? Göçer Ferhat da göçer. Bu var Ferhat da göçer. Ne güzelmiş. Ver sıradakine. Böyle Ferhat Göçer zorla sarılmış ve bırakmıyormuş gibi bir hava. Öyle mi yapıyormuşum ben bilemedim. Sarılır mısın abi insanlara çok? Yani dokunmayı severim. sarıl. Yok gerçekten yani, o şey değil. Yani dokunma evet yani. Hani, bazıları mesela rahatsız olurlar. Ben hani işte şey yaparım. Bir de böyle eline omzuna dokunarak yani temas adamıyımdır. Hatta bu yine zaman zaman çok eleştiri aldığım konulardan bir tanesi. Yani yanlış anlaşılır derler. Yok bilmem ne derler. Nasıl dokunduğuna çok bağlı abi yani. Nasıl dokunduğun da önemli yani. Hani, nasıl dokunacağım yani? Hani böyle sarılmalı mı şey mesela bir fix hareketin var mıdır böyle çat çat falan vuran vardır? Yok sadece eline, koluna, omzuna hani böyle iletişimin bir yolu. İletişim yolu. Dediğim gibi bu çok yanlış anlaşılır. Şu an bana dokunmak istiyor musun mesela? Yani şu an, nasıl? Şu an, felaket çok mesafe var. Şu an mesafe var. Gösterecektim yani. Yok burada yani. Şey var ya yine dokun abi böyle ya şey. Ya şöyle. Ya, tamam. Abim benim falan. Abi, bu işte. Abim benim. Evet bende de biraz o var. Yani. Arada şey. O yüzden bunu tekerlekli yapalım dedim. Arada dokunmak gerekiyor abi bir enerji valla. Bunda yok. Bunda ben gelemedim. Sen istediğin zaman söyle ben gelirim dokunursun gelirim. Tamam. Abi,
Okay. Gelsin sıradaki. Ferhat Göçer abi Instagram'da takipçi kasmak için Twitter'da bizi takip ediyor. Oyuna gelmeyin. Bunu vallahi anlamadım. Yani Instagram'da takipçi kasmak için niye Twitter'da takip... Twitter'da takip ediyorsun, onların kalbini çalıp onları Instagram'a çekmeye çalışıyorsun. Yuh artık ya. Ama Twitter'da takibe takip değil. Yani böyle bir... Abi 1 milyon kişiyi takip evet, ediyor musun? Evet, takibe takipteyim arkadaşlar. Gerçekten mi? Ya benim sosyal medyada bu konuda çok dayak yedim. He. Bu takibe takip meselesi konusunda. Ama ben hiç zararını görmedim. Şimdi bu bir şey. Sosyal medyacı arkadaşlarım böyle bir şey yapar mısın dediler. Takibe takip et dediler. Neden? Çünkü bir rakamdan sonrası olmuyor. Yani bir türlü öyle çok büyük milyonlarca takipçi 15 milyon 20 milyona işte ne olacaksınız ya satın alacaksın ya bilmem ne yapacaksın falan onu da istemiyorum. Hani arkamızdan çok şey oluyor. Gelip oturduğumda işte söylüyor böyle şey. Her şey ortada çünkü artık millete her şey. Tabii satın herkes, aldın hemen anlaşılır. Herkes her şeyi biliyor. Ne yapabiliriz dedik. Yani bundan başka ne yapabiliriz? İşte kampanyalar düzenleyebiliriz dediler. İşte yok cep telefonu dağıtalım dediler. Bir de takibe takip diye bir şu şey var. Şu an çekiliş dediler. Var sende. Çekiliş de yapıyorsun. Çekiliş yapıyorum. Onu da yapıyorum. Abi sen sosyal medyada. Ama ne yapayım? Yani işte gidip takipçi mi satın alayım? Hayır yani? Hayır. Ne abi yapayım? Bir şey yani... bir şey yapma. Ha? Bir şey yapma abi. Seni takip ederler zaten. Ama hoşuma gidiyor. Yani hoşuma onu gidiyor. Gerçekten evet sen o etkileşimi gidiyor. Seviyorsun bence. Etkileşim evet. Çok güzel bir şey. Ve yani artık güncel, şimdi tabii bir televizyon programındayız ama hani televizyon artık yavaş yavaş yerini reklamıyla, işte programlarıyla siz burada şey yapıyorsunuz. Ondan sonra oturup senin programını emin ol canlı yayından sonra milyonlarca insan YouTube'dan hayır, izliyor. Zaten yani, biz şu an YouTube'da çok iç içe yapıyoruz. Yani bizim şu onu an, diyorum. Bu arada evet YouTube kanalından da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani, bir de reklamını yapıyorum abi. Evet YouTube'da çekiliş yapıyoruz falan. Dur ben önce ben kendim. Benim YouTube'umda Ferhat Göçer çekiliş yapıyor. Öyle bir hafta. Evet buyurun. Dolayısıyla da sosyal medyanın gücünü ve iletişim gücünü daha doğrusu yani gücünden öte hani sizlere ulaşabilme gücünü hissetmiş ve görmüş biri olarak burada benim sosyal medyacılarım bana ne derse bana ne kadar engel olmaya çalışsalar da bunu kabul ediyorum. Abi çekiliş yapalım, yapalım. İşte takibe takip yapalım. Yani evet. Benim menajerim, basın danışmanım bunları çok ergence buluyorlar. Hani bunları yapma diyorlar ama yapıyorum. İçinden geliyorsa yap abi ya. Yapıyorum. Yap yap güzel ya seviyoruz. Bunu ne güzel paylaşımlar. Ver mesela sıradakini. Evet Ferhat Göçer yıllarım gitti şarkısını paylaşmış. Tıp okumuşsun tabii ki yılların gidecek demiş biri. Evet. Kaç yıl okudun abi? 6 buçuk. Kaç yıl yaptın? 23 senede hekimlik var. Var bayağı. Şu an 23 sene hekimlik yaptın. Tabii yaptım. Şu an yapıyor musun? Aktif yok. Emekli oldum artık. Emekli oldum. Tabii. Evet. Özlüyor musun? Vallahi artık biraz kendime vakit ayırmam gerektiğini hissettiğim için hani ne kadar özlesem de ne kadar sevsem de bir sakinleşmem gerekiyor artık. Yani çok ağır bir süreçti o. Yani İkisini birlikte yapmak. Katlanılacak bir şey değil arkadaşlar. Hiç şey yani oldu mu abi? İşi yani yapılacak iş değil. Ya hiç böyle bir... Atıyorum sahneden bir ameliyata gitme falan gibi bir şey hiç karıştı. Öyle mi? Çok çok bir tane var. Acil serviste işte nöbet değişimi esnasında sahneye yetişmem lazım. Nöbet bitti. Şey yok araba bekliyor kapının üzerinde. Fırladım şeyden. Nedir onu da acil servisten arkadaşa devrettim. Bindim arabaya gittim sahneye. Ondan sonra geldim ertesi gün. Vakit yok şeyin acil servisimiz zemin şeydir. Pencerenin İçerisinden şey giydim. Hemen beyaz önlüğü giydim. Ayağımın içinde pencereden daldım içeriye. İşte geç kalmayayım diye oradan geldim. Eyvah. Ondan sonra oradaki bizim dikişçi pansumancı arkadaşlardan bir tanesi şey. Orada iki tane yabancı şey var. Aha da bizim Clark Kent'imiz dedi. Yemin ediyorum. Clark Kent gibi. Bunu yaşadım yani. Çok, çok acayip. Öyle bir şeyimiz vardı. Mesela kadın doğum kliniği. Onun altında morg vardı. Üstünde bizim birinci genel cerrahisi. Haydarpaşa Numune Hastanesi bilen var mıdır? Hiç yolu düşen oldu mu? Numune Hastanesi'nin... Kadın doğum kliniğinin üstünde birinci genel cerrahi kliniği vardı. Eski tarihi binanın. Onun altında da morg vardı. Bana da kimse almak istemediği için otopark şeyimi, yerimi morgun yanına koymuşlar. Minibüsüm vardı benim. Hani vakitten kazanabilmek için gider orada yatardım. Yani düşün morgun. Ya orada uyuyordum. Orada uyurdum. İşten çıktıktan sonra mesela atıyorum gece 2'de iş bitiyor. Sabah 8'de mesai eve git gel olmuyor. Çekerdim ben morgun yanına. Uykumu uyurdum. Saat 8, 8.30 gibi kalkar oradan falan diye. Adamlar... Kaç yıl sürdü abi bu ya? Bu yani bayağı bütün müzikal kariyeri. 20 sene müzik, böyle. Sahne kariyeri de. Aynı dönemde oldu işte. 85-86 tıp fakültesi girişti. Çift kişilikli 88, gibi ya. Enteresan abi. Direkt çift kişilikli şey gibi. Gelsin sıradaki.
Sanki böyle herkese musallat olan biriymişsin gibi geliyor bana. İnanmıyorum ya. Bu sağlammış yani. Çok düet ay, yapıyorsun Allah ya onunla mı ilgili abi acaba? Evet ya bir dönem adımız düetisyene çıktı ya. Düetisyen. Korkumdan yemin ediyorum 10 senedir kimseyle düet yapamıyorum ya. Canın tekrar istiyor mu ya? Diye. Ne zamandır düet yapmıyorum düet falan. Hani bıraktım. Bıraktım. Düeti bıraktım. Çok güzel. Gelsin sıradaki. Oyumuzu kullandık demişsin. Ya anladık her yıl neden oy kullanırken fotoğraf atıyorsun. Reşitsin biliyoruz demiş biri. Bu da bir şey oldu ha. Bizde moda yani herkes böyle bir sanki sosyal şeyi falan filan. Bizde görev gibi. Oyu atmadan önce fotoğraf çekiyoruz bırakıyoruz tabii böyle de şeye. Hem insanlar oyunu kullansın diye herhalde. Hem de ben de oyumu kullandım bak diye ya, örnek ikisi olsun. İkisi de var yani hani. Ama abi burada mesela uyanmamışsın daha. Yok uyumadan geldim çünkü buraya. Uyumadan geldim. Tabii tabii. Bu yine hastaneden olabilir. Ver sıradakini. Ferhat Bey, Göçer Bey gerçekten bu hareketlere gerek var mıydı? Arabanın üst. Abi bir önceki klibini evet gör. İnanılmaz bir klip. Yani evet. Biliyor musunuz sensin şarkısı. Biliyor musunuz klibi? Biraz bilmeyenler için biraz gösterebilir miyiz abi klibi? Lütfen. Klibi biraz başından itibaren izlemek istiyorum. Bir başından Ferhat Göçer'i bir böyle görmeniz lazım. Ver abi. Ve bazı sorularım var sana kliple tamam ilgili. Tamam. Tabii ki. Allah'ım ya. Abi bu sensin değil mi? Evet. Bu 90 kilometre gidiyor şu anda araba. 90 kilometre. Eliyle açtın bunu yaptın. 90 kilometre gördü araba. Şaka trafiğe kapalı alan tabii ki. Şaka değil gerçekten yaptık bunu. Ama burada görünmeyen halatlarla bağlıyım yani öyle şey değil. Abi kimin fikri bu? Sence? Kimin olabilir senin yani? Senin fikri mi? Herhalde, tabii ki. Arabanın bagajından çıkayım önüne doğru giden arabada gideyim mi? Bunu bir Kuzey Avrupa ülkelerinde çekilmiş bir araba reklam ya da öyle bir filminin içinde görmüştüm bu fikri. Yani orada izledim bunu. Acaba ben neden hani bunu bir video klibe şey yapabilir miyim diye ve ortaya bu video klip çıktı. Ama bu fikir izlediğim bir reklam filmine ait. Ait oradan. Oradan ya, çıktı. Ama kendi böyle doğaçlamaların da var burada. Tabii canım. Tabii var burada. Filmin bununla alakası şey. Reklam filminin bununla alakası yok yani. Biraz daha hızlandırsana. Biraz öne doğru gelsin bir yavaş yavaş. Arif. Hep sen misin? Dublör yok mu abi burada? Sensin burada. Tabii tabii ya. Arka kapıyı deniyorsun açılmıyor. Evet. Üste tırmanıyorsun. Tabii 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 bunlar. Yine sensin. Evet hiç benim. Şarkını. Abi. Üste de 90'ı gördün mü abi üstte? Tabii tabii üstte de 90. Bu yani aşağı yukarı 80-90'la gitmek zorundasın. Yani şeyi o gerçeklik duygusunu verebilmek için. Ama burada dediğim gibi 3 ayrı halatla arabaya bağlıyım ben. Bak elinle camı kırmaya çalışıyorsun. Gerçekten inanılmaz. Şeyi arabanın şeyini buluyorsun ve bu bir dakika. Bir dakika şimdi burası enteresan. Geri gel biraz. Ve tüm bunlar ne için belli değil. Yani 3... Bu üç ne abi? Bunlar benim hayatıma girmiş olan insanları temsil ediyor. Yani evet yani bu geçmişimi, geçmişteki ilişkilerimi farazi bir şey. Arabada bu, hayatın mı? Araba benim hayatım. Yol hayat aslında. Araba benim işte yaşadıklarım ya da yaşantım. Yaşamın. Orada içeridekiler de benim hayatıma geçmişimde var olan geçmişime girmiş yaşadığım insanlar. İnsanlar. Şimdi yavaş yavaş arabanın içine otursana Arif. Bir şekilde ön camdan giriyorsun abi. Şarkıyı aç. Ve emniyet kemerini acımadı kumla kapımı kapattın. Yarını da sardırdın. Abi. Mükemmel. Ben... Abi ben bu klibi vallahi es geçmişim programa çalışırken gördüm. Gerçekten neler yaşamışsın hayatta burada, yani. Burada anlatmak istediğim şey tamam yani hayatınızın kontrolünü ele aldığınızı düşünürsünüz. Her şeyi siz yönettiğinizi zannedersiniz. Ama kontrol bizim elimizde değil. Değil. Verdiğimiz şey bu kendimizi kandırmayalım. Çok güzel çok güzel vallahi. Böyle bir mesaj olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz işte. EYS'de ilk defa açıkladın. Teşekkür ederiz abi. Candaş Tolga Işık linç et gelsin bakalım. Evet. Evet ya.
gelsin bakalım. Abi sen tam olarak ne iş yapıyorsun ya? Evet, doğru, güzel soru. Gazeteciyim. Gazetecisin. Tabii bu kadar ya. Nasıl bu kadar abi? Gazetecisin Beşiktaş'ta. Ya benim şey yöneticilik temel, yaptın. Ya, şimdi yöneticilik diye bir iş yok Keser. Yani kulüp yöneticiliği Türkiye'de bir meslek falan değil. Ben hep söylüyorum, köşe yazarlığı diye saçma sapan bir meslek uydurdular. Öyle bir meslek de yok. Hı. Ne demek lan köşe yazarlığı? Yani hadi, nedir uzmanlığın? Yani öyle bir şeyin yok. Gazetecilik bir iş ama benim mesleğim olarak onu görüyorum. Ama öyle bakarsan tabii dergiler çıkarıyoruz, radyomuz var. Şimdi efendime söyleyeyim, gazetede yazıyorum, gazetecilik yapıyorum. Kulüp yöneticiliği yaptım dediğin gibi. Dolayısıyla iletişim benim bir işim, o kişinin o kısmı var. Ama ben bütün bunları saydığın zaman benim mesleğim ne diye baktığında, ne hissediyorsam diye sorarsan gazeteciyim yani ve bundan çok mutluyum tabii. Evet, gelsin sıradaki. Az önce Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durçebi ile konuştum. Camia için rekabet bugün itibariyle bitmiştir. Küsükler, ayrılıklar, kırıklar bitecek. Tüm Beşiktaşlar Beşiktaş'ın kenetlenmeye, omuz omuza vermeye, birlik olmaya çağırıyorum demişsin. Altına biri herkesle konuşan adam. Ya bu çok abi, bu şimdi bu Twitter enteresan bir mecra. Ben çok eğleniyorum bir kere orada. Burası böyle Twitter şey, düşünenlerin düşüncesi falan gibi bir yer yani. Herkes bir şey söyle, hiçbir şey bilmene falan gerek yok. Bak, herkes müthiş yorumcu yani. Kimi modacı, kimi dış politika uzmanı. O gün herkesin kafası neye uygunsa. Yani herif o gün futbolla ilgili konuşuyor. Ertesi gün büyük bir dış politika uzmanı oluyor. Sonraki gün böyle ekonomiyle ilgili ahkam kesiyor. Ulan bu kadar şey biliyorsan şatoda yaşarsın zaten. Yani Twitter'a falan gerek yok. Dedim ki yani ben gazeteciyim. Habercilik yapayım ben orada. Benim gazeteci olarak en büyük numaram da bence ben... Ama seninle ilgili, o dediğin şey seninle ilgili diyebilir mi insanlar? Hangi? Abi sen işte gazeteciyim diyorsun, Beşiktaş'la ilgili bir şeyler yapıyorsun, onu yapıyorsun. Ama ben böyle hayatımda hiç böyle ahkam kesmedim. Yani kestiğim zamanlarda da çok imtinalı yaparım. Hata yaptığım zamanlar olur falan. Korkarım yani. Dedim ki ya burada da habercilik yapayım. Yani ben iyi insanlara ulaşabilen biriyim. Network'ü yani şeyi iyiyimdir, iletişim ağım. Herkese ulaşabilir misin abi şu an? Onu yapıyorum. Yani insanlara bir şey olduğunda gazetecinin yapması gereken de odur. Haber kaynağına ulaşır ve ilk yazan en iyi habercidir. Buna haber atlatmak diyoruz. Hele artık zaten gazeteler yani kağıt falan çok eskidi. Her şey burada dönüyor. Yani bir şey olduğunda herkes işte Facebook'a, Twitter'a falan bakıyor. Ve oradan öğreniyor haberi. Şimdi ben burada da onu yapıyorum. Çok da zaman ayıramıyorum. Yani şu ana kadar baksan 80 tane falan tweet atmışımdır. Yani 25 ay oldu ama fena da takipçi yapmamışım orada. Tabii takipçin de iyi. Biraz daha uğraşsam biraz daha arttırırım. Takipçinin şeyleri de iyi yani. Linçler de iyi. Ya buraya alamadığımız linçler de var. Canım. Ver sıradakini. Niye her yerin dövme? Kaç dövmen var abi? Bilmem, 1, 2, 3, 4, 5. Nereleri sayıyorsun öyle? Hayal ettiğin yerler nereler? Yok orada ya, var. İki tane oraya yaptım. İki bileğimde var. Ya şu prangayı, ilk o prangayı yaptırdım. Sonra bir kartal dövmesi var sağda. Burada bir Atatürk'ün çok sevdiğim bir lafı var. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür. Benim çok sevdiğim lafıdır. O var. Harika. Şöyle dirseğimde bir şey var. Bir de ben sürekli bileklik takıyordum. Ama çok sıkıcı bir şey bu bileklik takmak. Her sabah uyanıyorsun, ne takacağım, ne takacağım diye. Böyle eskiden... Her sabah ne takacağım diye mi uyanıyorsun? Evet abi yani. Ay bir sürü... Taktığında bir şey yani, uyandığında bir şey takasın geliyor bileklik olarak. Öyle mi? Benim hayatımda hiç öyle bir şey gelmedi bak. Ben seviyorum bileklikten. Ya dedim ki bu da yani çok sıkıcı bir şey bu. Bir de benim uğraşabileceğim bir şey değil. Böyle süt kutularında eskiden şey vardı, böyle sütü kesin işareti vardı. Evet. Böyle tek 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 ucu makas. Onu yaptırdım bileğimi, artık bileklik de takmıyorum. 5 tane bunlar yani. Aa okey. Tabii. Kes yeri dediği tabii. Şey mi o? Yani burada bir gün keseceksen buradan yeri de belli. Aa o anlamda. Evet. Şurada makas var. Enteresan fikirmiş. Evet, 5 tane dövmem var yani. Gelsin sıradaki. Herhalde Candaş Solgaşık bir tek bana itici geliyor. Sanmıyorum ya, bir sürü insana geliyorum. Ama sen biraz iticilikle de... İticilik senin şeyinde var ya, oyunun içine dahil gibi bir durum yani. Abi bizim istediğine itici olup sevimli olup. Şimdi o şöyle bir iş. Eğer bizim meslekte gazetecilikte herkese sempatik geliyorsan bence bir daha düşün, gazetecilik yapmıyorsun. Sıkıntı zaten. Var değil mi? Bizimkisi öyle bir iş değil. Bilmiyorum ama yani olabilir. Kimi yani bir kere bir de bu taraftarlık futbol işi çok kutuplaştıran bir şey insanları. Şimdi ben çok net Beşiktaşlıyım ve bayağı Beşiktaşlıyım. Muhakkak yani oradan bir sıkıntı vardır. O değil mi Beşiktaş'tan yani dolayı? Olabilir o. Gelsin sıradaki. Amigomuzun gazeteci misin lan demiş biri. Sen de amigo demişsin. Güzel adamsın demiş o da hemen. Ya bu Twitter muhabbet hep böyle. Çok iyiymiş ya. Bu cevap çok burada iyi. Mesela cevap vermediğinizde ben şeyi görüyorum. Daha da yükseliyor herifler. Yani böyle başını alıp gidiyor yani. Evet. Bayağı seni bayağı böyle mesela NASA'nın başında bütün o uzay denemelerini falan yapan insan. Ama bir cevap verdiğinde daha şey oluyor. Böyle küçücük kalanlar var. Ben bir kişi şu kadar gördüm falan. Fotoğrafı küçülüyor benim. Ben bayağı güzel paylaşımlar yapıyordum o dönem falan. Adam bana böyle bir şey yazdı. Amigo musun, gazeteci misin? Ulan, amigo yani ben hangisi tercih ederdim? Keşke amigo olsam. Ya evet, şimdi programımızın bir linç bölümü var. Sizle ilgili de tatlı tatlı. Yani çok kötü. Linç et.
Mucize geliyor. İlki Mert Turak'la ilgili. Abi çok iyi oyuncusun. İnşallah sapıtmazsın, saygılar. Çok iyi oyuncular sapıtır. Abi atıyorum şöhretle efendime söyleyeyim işler iyi gidecek böyle. Hiç kendin kişiliğinde bir değişiklik olduğunu hissettiğin oldu mu? Valla ben... Tam şöhret hissettirmiyorlar mı seni? Hep tipinde. Nedir yani durum? 23 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na girdiğim için 25 yaşından beri orada neredeyse çok büyük roller oynadım. Her akşam sahneye çıkıyorum hala. Bir de Yıldız Kenter'den, Haldun Norman'den hocamızı da analım burada. Yıldız Kenter. Allah razı olsun. Evet ya, buradan Türk tiyatrosunun en zarif kadınını şöyle alkışlarla bir analım. Sizin... Evet, gelsin bakalım sıradaki. Sen Hades olarak kaldın. Bizde başka dizilerde, filmlerde oynasan da artık bu böyle. Hades. Öyle. Gerçekten. Abi bu bir yerde sinir bozuyor mu? Bozuyor. Vallahi bozmuyor aslında. Şey de var. Yani bu devamlı tekrarlanan bir iş olduğu için. Yani düzenli olarak tekrarlanan, abi yayınlanan tek iş o. Yani işte bunu tekrardan yayınlıyor ve 100 bölüm devam etmiş bir iş. Ne bileyim, biraz da oyuncak gibi geliyor insanlara oradaki karakter. Ha, YouTube'da falan bir daha patladı. Aynen öyle. Bir daha çocuklar izlemeye başladı. Bir yeni çekmişsiniz gibi yani. Bence toplamda 100 bölümse 3000 kere falan yayınlandı yani. Şey çok enteresan. 30 yaşında bir adam gelip sana şunu söylüyor. Abi siz de büyüdük diye. Küçük bir çocuk gibi abisiyle büyüdük falan. Böyle, o kadar çok kuşak büyütmüşsün ki. Yani ben de 40 yaşında bir adamım. Etimle budumla ama işte yani. Ama işte öyle bir iş, yani kariyerindeki işler çok şey olunca işte bizde çok güzel hareketler var. Yani o değişmiş. Evet. Artık o kaldı yani. Yaptım ben. Yani Selena'dan sonra da çok iş yaptım ama bunu mesela yolda gördüğü zaman bana Hades abi, Hades Bey diye. Hades Bey. Kesinlikle. Merhaba Hades Bey, biz sizi tanıyoruz. Hades Bey. Hades abi. Hades Bey. Yer bir büyüğünüzü tanısı alırım falan. Çok iyiymiş. Gerçekten öyle. Sizin şey de var. Avrupa yakası ile ilgili tabii çok söylüyorlardır. Tabii ki. Fatoş hala karakteriyle. Hala aynı şey devam ediyor tabii. Çok uzun süre. He? Acemi Cadı. Evet. Acemi Cadı da var aynı evet dönemde. Doğru. Evet. Aynı dönemdeydi değil mi? Selena Acemi Cadı rakip aynı dizilerdi. Aynı rakiptik biz ve biz şu anda buradayız. Biz rakip miydik? Hayat böyle bir şey işte. Hayat. Ya. Rakiptik. Sizin mi dedikleri zaman hani işte Avrupa yakası bir daha çekilse çok deniyordur. Hep deniyor tabii zaten. Tabii çok söyleniyor. Keşke çekilse. İster miydiniz siz de tekrar? Ya o dönemde o kadro muhteşemdi. Şimdi aynı kadroyla nasıl olur bilemem ki. Yani göremiyorum açıkçası. Evet. Yani her şey zamanında güzel aslında. Her şey zamanında güzel. Evet, gelsin bakalım sıradaki. Küçükken en sevdiğim dizi Beşik Kertmesi'ydi. Lord of the Rings izledikten sonra bir süre Erdal Özyağcıları Gandalf olduğunu sandım. Evet Erdal abi. Güzel ama ben çok severim. Babayı çok severim. Sever mi? İzler misiniz Lord of the Rings'te? Onun bir tane şeyi var. Godoy'u beklerken oynuyor abi bu adam. Ian McKellen. Oh, Ian McKellen. Uf, kopartıyor, evet, kopartıyor. Evet. Festivaline geldi. Evet. Aa. Abi kopartıyor bu adam. Abi, çok kötü oynuyor bu. İzleyemedik, kaçırdık. Çok fena oynuyor bu, çok kötü. Aşağılık duygusuna sokar insanı. Yeteneksiz hissettiriyor diyorsun yani, o kadar yani. Maalesef. Gelsin sıradaki. Bu siz misiniz, o sizseniz, diğerleri kim? Bu çok güzel bir... Çok güzel. Bu bir... Diğerleri. Kendiniz çektiğiniz bir fotoğraf mı yok, bir çekimden mi bu? Yok, bir şey fotoğrafçı çekmişti. Tabii gözler falan iyice açılmış. Burada daha da açık görünüyor. Ama benim yani. Evet, siz, evet. Bakıyoruz, sizsiniz gerçekten. Öyle çok, siz kendiniz Instagram'ı falan kullanırken çok efekt kullanır mısınız? Yok, kullanmıyorum. Yani böyle kadınlar çok kullanıyor da. Yani ben o programlarla kullanıyor falan uğraşamıyorum. Yani çok, evet, sıkılıyorum çok zaten. Çok sevmiyorsunuz paylaşımda. Yok, olduğunu. Yani... Canım istediği zaman bir şey paylaşıyorum ama devamlı hani şuram şöyle çıksın böyle çıksın, onlarla uğraşıyorum. Uğraşmıyorsunuz. Tamam. Bu böyle minik egzersizli olacak iş değil. Şop var. Bunda yok. Yok. Gerçekten ağzını oraya kadar götürüp şey bu kabare oyununun yani açılışında yapıyordum. Bunu bayağı çalışmıştım. Jim Carrey'nin Türkiye versiyonu. Yapar mısın şu an? Yapabiliyor musun? Bak. Aynısı. Abi. Bak gördün mü abi? Evet. Hiç yani mimi. Gün böyle ya benim sanki çok fazla mimim var da doldurmuşlar gibi. Evet, çok güzel. Ve sahili doldururlar ya şu an. Altta çok güzel mimik var. Altta nelerim var aslında. Ver sıradakini. Baba nasıl bir estetik bozdu seni be? Eski Sinan'ı istiyoruz. Estetik var mı sende abi? Ya nasıl olabilir?
Ne bu estetik şeyi? Bilmiyorum, yok. Bir şey yaptırdın mı? Hayır, yaptırmadım. Ama bence yanaklar bir al böyle, bir şey yaptırmışsın. Yaptırmadım. Bence zayıfladı. Ama çok zayıfladı. Doğru. Biraz zayıfladım. Neden? Çok fazla değil. Zayıfladım, öyle özel bir nedeni yok, ne bileyim. Böyle hiç yani nedensiz yere, evet, zayıfını biliyor mu ya? Helal olsun ya. Ay canım, dikkat ediyor. Ne bileyim, kola. Ediyor mu dikkat? Işte, dikkat ediyormuşsun abi. Bıraktım, sanki evet, çok kolay kilo veriliyormuş hissi vermeyelim. Bilim lütfen. Zamanı falan biraz dikkat ettim. Biraz daha fazla hareket etmeye çalışıyorum. O yüzden belki işte yani biraz yürüyorum yani. Mesela eskiden bir şeylere biniyordum, artık yürümeye başladım falan. Gelsin sıradaki. Kurt adam gibisin başkan. Hoşuna gitti vallahi bu. Böyle. Bunu Güzin çekti. Küçük Kuyu'da çekildi bu, biliyorum. Bu, evet. Jack Nicholson'a benziyor. Burada? Evet. Çok burada güzel. O ışık. Burada nasıl bir ortam var abi arkada? Abi o gerçekten. Yok yok, arkası tamam. Önde ne oluyor? Mangal mı var? Yok böyle... orada bir yaşam alanımız var. Masamız var. Evet orada. Burada böyle çok güzel bir sofra var hissi geldi bana, var, döndü. Var çok bazı. Geçen programda konuştuk, bir yemek sözünüz vardı da benim de çocuk oldu falan filan, bir yapacağız onu yani. Yapalım. Lütfen. Yani vallahi yapalım. Böyle ben de üstümü çıkarayım şöyle bir ay ışığında demlenelim. Çok güzelmiş gerçekten. Gelsin sıradaki. Şenay abla, keşfette rastladım. İsmini bilmiyordum. Çok mutlu oldum. Hadi görüşürüz. Ben geri keşfete gidiyorum. Ya bu gördüm. En saçma şey. Çok aktif kullanır mısınız sosyal medyayı? Ya çok aktif değilim. Arada bir. Arada bir. Arada bir kullanıyorum. Kullanıyorsun. Çok sık olmamak koşuluyor. Gelsin sıradaki. Bence hala kaslı değilsin. Bu böyle kaslı göstermek için çekilmiş gibi duruyor abi. Hani... O kadar da buradan ittirdim ama çok. Hafif bir ittirme var. Bir var var. Buradan kolu ittirmiş hani, sanki kol var gibi filan. Ver sıradakini. Yine bunu veriyor ya. Ama burada yorum başka. Yorum hocam, ne zaman görsek çıplaksın. Ne iş? Ne iş? Erdem abi, senin Instagram'ın biraz çıplak. Ama şey yani. Hani abi ben sanatsal şimdi, bir çıplaklık. Sanatsal çıplaklık. 4-5 ay Bodrum'dayım. Şimdi bir de Küçük Kuyu'da yerimiz var. Allah nasip. Kuyu nerede? Ben şeyde Asos'a 12 kilometre. Ha, yukarıda, ha, daha yukarıda. Ben bir de sıkıntılı adamım. Bir defa ben yazın hiç çorap morap hiçbir şey giymiyorum. Zaten akşam eve gelir gelmez üstümü çıkarıyorum. Yani. Öyle yani. O şey sıcak basıyor. Sıcak değil. Ya öyleyim yani. Öyle yani, yazın olduğu zaman gömlek bile fazla geliyor bana. Bari post mu atmasan her seferinde? Yani fotoğraf çekilirken mi giyinsen? Sette falan nasıl? Sette? Yok yok, sette. Hiç bak, sorma. Sette giyinik misin Erdal abi? Sette şeyim. Özel rüptü şampu. Biz ama filmi çektiğimizde yani. Eylül ayıydı yani. Serindi. Evet. Yani orada serindi, rahatım biraz. Evet. Biraz çoraplar hep ayağındaydı yani. Yok yok, hiç alakası var. Gelsin sıradaki. Ha, siz yine. Evet. Yine çıplaksınız ama. Dünyanın en tatlı adamısın Erdal abi ama yine de korkuyorum. Otların arasından çıkıyor. Ama sana bir şey söyleyeyim bak. Herhalde Zeynep sana telefon etti. Çünkü en fazla şikayetçi olan Zeynep. Instagram'a baba ne yapıyorsun, manyak mısın diyor. Bu çıplaklıkla ilgili. Çıplak resimlerini koyuyorsun. Dedim ne olur, ne yapıyorsun, niye, nedir yani. Yapma. Zeynep'le muhakkak bir telefon konuşmanız olmuş. Yok yok, biz Instagram'dan öyle 3 tane aldık. İçinde de rastgele çıplak. Bundan sonra yani görürsünüz bak Instagram'da. Ama bir şey söyleyeceğim Erdal abi. Şu yoruma katılıyor musun? Yani böyle çok tatlı bir adamsın ama içeride bir yerde böyle bir daha sert biri var hissi var bende. İnsanlara da geçmiş o. Yok ya sert bu. Yok ya bu. Hiç İşini alakalı yaparken falan sert değil misin? İşimi yaparken ayrı. Orada çok i̇şi güzel. Ama işi yaparken de yani şey ayrı. Hayır, çok tatlı. Şey. Hayır, evet. Abi. Hayır, hayır, çok... Ama işini yaparken de yani iş yapanlara bir şey demiyorum. Evet. Ama iş yapılmadığı zaman korkunç olabiliyorum. O zaman sert dişi. Gelsin sıradaki. Sizin bir futbol oynadığınız içeride ekibinin Mikader için yaptığı futbol karşılaşması. Zaten futbol meraklı biriyimdir. Fırsatı bulunca kendimi kaybetmişim. Ah, bu fırsat daha önce çıkacaktı karşıma. Fırtına gibi esecektim sahalarda. Bu saatten sonra olmaz abla. Oyunculukta iyisin işte. Oynama yerinden demiş biri. Yani zaten... Futbol gerçekten oynuyor. Oynuyormak istediniz mi yani? Evet. Çocukken en büyük hayallerimden biri. Gerçekten mi? Futbolcu olmayı oynuyor muydunuz çocuklarla sokakta? Tabii canım. Bayağı ben böyle top falan koştururdum.